Benim Güzel Ailem dizisinde Mahmut rolüne hayat veriyor. Mevlam birçok dert vermiş. Of. Türküsüyle karşınızda Halil İbrahim Kalaycıoğlu. Bravo. Bakın neler yapacak. Dert
Partileriniz dert görmesin. Ya önünüze ben... saygıyla eğiliyorum. Üstadım. Eyvallah. Bütün jürinin ayakta. Ekranların başındaki izleyicilerimiz de öyle eminim. Çünkü Halil İbrahim Kalaycıoğlu yıktı geçti. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyoruz. O bazen Zülfikar Ağa oluyor karşımızda. Bazen Alim Day, bazen Kamber Ağa. Dizimizde de Mahmut abimiz. Eyvallah. Yani o Türkiye'nin abisi, memleketin abisi. Nasıl bir ses? Malatyalılığın bunda bir etkisi var mı? Kayısı'dandır. Kayısı'dan mı? Kayısı'dandır hocam. Kayısı'dandır. Evet. Siz, Cengiz hocam. Demek ki müzik okusaydınız bence şahane bir solist olurdunuz gibime geliyor yani. Ankara yani. Radyo evinden Vedat Kaptan Yurda Kul Hoca. Evet. Çok istedi de. Ya tiyatrodan da kopamadım biliyor musun? Ama şimdi devlet tiyatrolarından emekli olduğum için itiraf edebiliyorum. Zamanında o piyano şantörlerin moda olduğu dönem 80'li yıllarda ben sahte isimle, Turgay Cansız ismiyle çok piyano şantörlük yaptım. Havadislere bakın. Devlet tiyatrosuna bir arkadaşım dedi ki, ya dedi Turgay Canses diye biri varmış, adam çok iyiymiş. Yak ya dedim, çok kötü, detone adamdı. Hani gelip dinleyip de ihbar etmesin beni. Ya böyle şeyler yaşadık. Çok teşekkür ediyorum. Güzel anılar. Sizlerin karşısında olmak çok güzeldi. Heyecanlandım ha bu yaşta, görüyor musun? Müthişsiniz, müthiş. Sizin heyecanınız bize iyi geldi. Eyvallah, eyvallah. Emre. Vallahi ne diyeyim şimdi. Bir durulduk değil mi? Karşımda hocam var yani şimdi... sahnede bu uzun havayı ve türküyü çok farklı şekillerde biz dinledik ama siz o kadar kelimeleri göstere göstere, ifadeleri o kadar net bir şekilde anlatıyorsunuz ki yani bir yerden kaptırıyoruz sonuna kadar ne zaman bitti? Anladım. Müthiş bir zaman geçirdik sizle öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ben bir türkü okumanın ötesine geçti bence artık bu yaptığınız performans. Eyvallah. Hakikaten çok mutlu olduk sizinle. Siz çok teşekkür ederim. Her iki türkü de muazzamdı. Aysun abla. Duymak kuşu için ne şimdi, söyleyeyim? Evet, dizilerde severek izliyoruz sizi. Huma kuşu da benim memleketimin, memleketimden güzel bir uzun havadır. Yüksekten seslendi değil mi? Evet, evet. Huma kuşu gibi. Ağzınıza sağlık. Ben gerçekten böyle keyif alarak okudunuz. Yani ya okurken zaten bizler de öyle sevmediğimiz bir şey yapamazdık. O türkünün de hakkını verdiğimiz zaman ayaklarımız yerden kesilir. Siz de öyleydiniz. Çok mutluydunuz. Vallahi ben sanki Huma Kuşu'nu Müslüm Gürses'ten rahmetliden dinlemişsiniz biraz gibi bir his. Çok... Aldın mı? Geldi. Saygılar. Ben de şimdi söyleyeceğim. Vardım yani. Allah rahmet eylesin. Saygılar. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onu da çok seviyordum. Evet. Onun bazı tavırları da hoşuma da gidiyor. Eyvallah, eyvallah, Allah Allah. Ya. Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir performanstı. Ustayı şimdilik uğurluyoruz. Bakalım neler olacak.